Efendim Katre programına hoş geldiniz. Hepinizi hürmet ve muhabbetle selamlıyorum. Bir Katre programında daha sizlerle birlikte olmayı nasip ettiği için Rabbimize sonsuz hamd ve senalar ederek sözlerime başlamak istiyorum. Bizleri evinizde misafir ettiğiniz için de sizlere ayrıca teşekkür ediyoruz. Katre programında biz daha önce başladığımız bir konuya bugün devam edeceğiz. Bu programımızın konusu ona bağlı olarak gelişecek dolayısıyla. Geçen programımızda ben bir meseleyi dikkatinize arz etmiştim. Onu izleyen seyircilerimiz hatırlayacaklar. Kaçırmış olan izleyicilerimiz için tekrar edeceğim. Bizim kainattaki insani ve beşeri yolculuğumuzun 3 temel sorusu var. Bu 3 temel soru aynı zamanda felsefenin de 3 sorusu. Birincisi şu, kainattaki faaliyetin sırrı nedir? Ve bu durmayanlar neden durmuyorlar? İkinci soru, o faaliyetin merkezinde yer alan insanın mahiyeti nedir? İnsan kimdir ve nedir? İnsanın görevi nedir? Üçüncü soru, sonunda ne olacak? Nereye gidiyoruz? Bu kainat da ve içinde biz de sonunda nereye ulaşacağız? Akıbetimiz ne olacak? Yani temel soru bu. Üç temel sorunun birbirine bağlı olduğunu hemen zihinlerimiz zaten kavradı. Kainattaki faaliyetin sırrı nedir? İnsan nedir? Bunların sonunda ne olacak? Bu üç konu Risale-i Nur'un 3 ayrı risalesinde, belki 4 de diyebiliriz, risalesinde izah edilmiş. Doğrudan doğruya oralarda izahı yapılmış daha doğrusu. Onların birincisi, kainattaki faaliyetin sırrını anlatan ders, 18. mektubun 3. meselesinde yer alıyor. Ve ona bağlı olarak da onun biraz daha açılmış biçimi olan 24. mektup. Dolayısıyla mektubatta 18. mektubun 3. meselesini ve 24. mektubu okuyan bir insan, birinci sorunun cevabına özet olarak ulaşabiliyor. İkinci soru, İnsan nedir sorusunun cevabını da bulabilmek için Risale-i Nur okumaları içerisinde 30. söze müracaat etmemiz lazım. 30. söz, sözlerde 30. sırada yer alan risaledir. Dolayısıyla ismi de 30. söz olmuş. Fakat başka bir ismi var, Ene ve Zerre Risalesi. İki kısımdır 30. söz. Birinci kısmı Ene'yi, yani insanın mahiyetini, insanın kim olduğunu, ne olduğunu bildiriyor. İkinci kısmı ise kainatın en küçük birimi olan zerrenin mahiyetini bildiriyor. Şimdi kainatın belki manevi olarak çekirdeği insan, maddi çekirdeği de zerre ise, atomsa, onun demek ki bir risalede buluştuğunu görüyoruz bu ikisinin. Kainatın manevi çekirdeği insanla kainatın maddi çekirdeği olan zerre, zerre bizim kendi kültürümüzde kullandığımız ifade, atom diye de karşılık veriliyor. Yani maddenin kendi içinde bütünlüğü olan en küçük parçası. Şimdi dolayısıyla bu risaleyi okuyan bir okuyucu şunu buluyor. İnsan nedir ve kainatın çekirdeği olan zerrenin hareketinin sırrı nedir? Şimdi birinci sorunun cevabını 24. mektuptan ve 18. mektubun 3. meselesinden öğrenip oraya geçmek elbette manidar bir açılım sağlayacak. Üçüncüsü de ilginçtir. 29. sözün sonunda 1,5 sayfa tutan bir yerde açıklanmış. Bu kainatın ve elbette insanın, merkez olarak çünkü insan var kainatta, sonunda akıbeti ne olacak sorusunun cevabı ince remizli bir nükte olarak yazılmış. Zaten adı üzerinde remizli, yani biraz sembolik tarafı güçlü, daha şifreli tabirlerle anlatılan, daha küçük birimler halinde hakikatlerin kelama dönüştüğü bir derstir. Hakikat sıkıştırılarak kelama dönüşürse onlar remiz oluyor. Zaten şifre dediğimizde bir anlamda o remizler ve nükteler şeklinde bildirilmiş. Elbette bunların toplamı binlerce sayfede izah ediliyor. Fakat bu söylediğimiz konular
bu söylediğimiz risalelerde özet olarak verilmiş. Onun için bunları birbirine bağlı olarak okuduğumuzda inşallah zihnimizde bu üç sorunun geneli hakkında bir cevaba ulaşacağız. Efendim bize ulaşmak isterseniz ben başta gene onu tekrar edeyim. Bu programımızla ve bu konularla ilgili düşüncelerinizi bildirmek isterseniz katre@dosttv.com adresinden bize ulaşabilirsiniz. Onu da tekrar hatırlatmış olalım. Evet, geçen programımızda biz kısaca bir özetleme yapacak olursak şunu öğrendik. Küllü yevmin huve fî şey'in fa'alun limâ yurid. O her gün yeni bir iştedir ve dilediğini işleyendir diyor. İki ayeti kerimede Cenab-ı Hak kendisini tarif ederken ve biz bu ayetlerin ışığında şunu görüyoruz. Kainattaki dehşetengiz ve hayretnuma faaliyetin sırrı iki kısım Esma-i İlahiye istinad ederek açılıyor. Birincisi, Cenab-ı Hakk'ın Esma-i Hüsna'sının hat ve hesaba gelmez tecelliyatının varlığı. Bu hakikat önemlidir. Cenab-ı Hakk'ın isimleri sonsuz olduğu gibi, elbette Kur'an'da ve mesela Peygamberimizin münacatı olan Cevşenül Kebir'de sayıları verilmiş olsa da 99 yahut 1001 şeklinde sayılardan söz etsek de kainatta aslında isimleri sonsuzdur. İşte o sonsuz isimlerin tecelliyatında da sonsuzluk var. O sonsuz tecelliyat üzerinde mahlukatın tenevvüğünü görüyoruz. Yani mahlukların türlerine ayrışması Cenab-ı Hakk'ın isimlerinin farklılığından ileri geliyor. O tenevvü, o çeşitlenme, yani yaratılanların çeşitliliği, Cenab-ı Hakk'ın isimlerinin nakışları olmak üzere yapılmalarından ileri geliyor. Onlar Cenab-ı Hakk'ın isimlerini göstersin diye öyle farklı suretler alıyorlar. Her nakış Cenab-ı Hakk'ın bir ismini ve bir isminin belki bir cilvesini bildiriyor. Yahut bazı isimlerin cilvelerini bildiriyor. Ve işte Cenab-ı Hak isimleriyle o nakışlar üzerinde görünmek istiyor ve isimlerini göstermek istiyor. İsimlerini okutturmak istiyor. Kainat kitabını ve mevcudat mektubatını bu yüzden an be an tazelendiriyor. Çünkü sürekli olarak tezahür etmek istiyor. Donuk bir tablo üzerinde bu esma okumasını yapmak mümkün olmayacak çünkü. Cilvelenme olmayınca o cilvelenme içerisinde görünecek olan küçük nakışlar ortaya çıkmayacak. Dolayısıyla isimlerin bazıları tezahür etmeyecek. Halbuki Rabbimiz Esma-i Hüsna'sını bize bildirmek istiyor. Zaten bu alemi onun için yarattığını bildiriyor. Ben bir gizli hazineydim, bilinmek istedim ve bu alemi yarattım diyerek o gizli hazineler olan esmasını bize açıp göstermek istiyor zaten. O yüzden cilvelenme lazım ki o cilvelenme üzerinde küçük nakışlar da olsun yahut toplamında büyük nakışlar ortaya çıksın ki böylece biz isimlerin tamamına muttali olalım, yani tamamını öğrenebilelim. Dolayısıyla yeniden yeniye manidar yazmak ve her bir mektubu Zat-ı Mukaddes ve Müsemmâ-i Akdes'le beraber bütün zişuurların nazar-ı mütalasına göstermek ve okutturmak iktiza ederler. Şimdi çok enteresan bir noktadayız. Bu okuduğum kısmı biz hızlıca geçmeyelim çünkü burada bir önemli nokta var. O da şu, şimdi kainatta daima tazelendirerek eşyayı yeniden yeniye yaratarak onlar üzerinde isimlerinin nakışlarını okutturmak istiyor dedik ya, Cenab-ı Hak böyle bir iradeye sahip. Şimdi bu iradesini gösterirken o nakışları sadece zişura okutturmuş olmuyor ki. Aynı zamanda 11. sözde bildirildiği gibi mesela, 11. sözü okuyanlar hatırlayacaklar. Orada deniliyor ki, bizzat kendi nazar-ı dekaik aşinasıyla görsün. Şimdi Cenab-ı Hak kainatı öyle bir hareket içerisinde yaratıyor ki, hayretengiz ve dehşetengiz hatta. Orada isimlerini okutturuyor, sadece zişura değil, kendisi bütün incelikleri anlayabilen nazarıyla onları okusun ve görsün. Demek ki iki okuma var. Biri Cenab-ı Hakk'ın şahit
ve okuyucu olarak yarattığı zişuur, başta insan olmak üzere. İkincisi de kendi bizzat nazarıyla okumak istiyor. Çünkü bir güzelliğe sahip, bir kemale sahip olan zat kendi güzelliğini, cemalini ve kemalini görmek ve göstermek ister. Biri kendisi görmek ister bizzat, ikincisi de başkalarının nazarıyla görmek ister. Dolayısıyla onlara da göstermek ister. İşte bu yüzden daima tazelendiriyor ki bir kısmını zişuur okusun, belki tamamını okusun. Çünkü zişuur sadece insana ait bir sıfat değil. İnsanı, cinleri ve melekleri de kapsıyor. Bu tabirin üzerinde demek şunu anlıyoruz ki bir kısım hakikatler var. İnsanların tamamı anlayamasa bile bir ferdi anlasa yeter. O da mesela Resul-i Ekrem Aleyhisselatü Vesselam'dır. Esma-i Hüsna'yı bütün incelikleriyle kainattaki faaliyet üzerinde okuyan bir nazara sahiptir. Onun için en büyük şahit odur. İkincisi belki pek çok insanın kaçırdığı hakikatleri de mesela melaike dediğimiz zişuur mahluklar okuyorlar. O işte onların okuyuşuyla Cenab-ı Hak onlarla beraber okuyor ve onlara okutturuyor. Şimdi dolayısıyla bu esmasının nakışlarını okuma iradesi kainatı sürekli harekete getiriyor. İsimlerin kendilerini göstermek istemesinden dolayı kainat hareket ediyor. Biz kısaca bunu söyleyebiliriz. Bir formüle ulaşmak istersek yani ne diyeceğiz? İsimlerle kainattaki faaliyetin arasında nasıl bir bağlantı var dersek sonuç cümlesi şudur. İsimler görünmek istiyorlar ve daima tazelenerek ancak kendilerini gösterebilirler. O yüzden isimler kendilerini göstermek istedikleri için kainat harekete geliyor. Daha doğru cümlesi şudur. Bizim gözlemimiz böyle. Daha doğru cümle şudur. Cenab-ı Hak isimlerini göstermek için kainatı daima tazelendiriyor ve bir hareket içerisinde yaratıyor. Şimdi ikinci sebep ve hikmet nedir? Birincisi bu, isimlerin görünmek istemesi ve daima tazelenerek kendilerini okutturmak istemeleri. İkinci sebep ve hikmet de Cenab-ı Hakk'ın şuunatına aittir. Şimdi biz burada şu marifet dairelerine muhatabız dolayısıyla demek ki. Birinci sebep, kainatı harekete geçiren birinci sebep esmanın görünmek istemesi demiştik ya. İşte bu esma ve sıfat dairesini bildiriyor bize. Esma ve sıfat dairesinden gelen bir hareket sırrı var kainatta. Onun içinde ve üzerinde de şuunat dairesinden gelen bir hikmet var. Yani hem isimler kainatı harekete getiriyor hem de Cenab-ı Hakk'ın şuunatı kainatı harekete getiriyor. Şimdi peki biz biraz geri gidelim. Katre programında biz bunu konuşmuştuk. La teşbih ve la temsil. Velillahil meselül âlâ. Cenab-ı Hakk'ın zatı için yapmıyoruz bu temsili. İsim ve sıfatlarını anlamak için yapıyoruz. Yemek yiyen bir insanın iştahlı bir şekilde yemeğini yerken gördüğümüzde iki şey anlarız. Birisi, o insan beslenmek için yiyor deriz. Doğrusu bu. Esas maksat o. İştahlı yemesi o beslenmeyi sağlamak içindir deriz. Ve yemek yiyişini seyrettiğimiz zaman da deriz ki onda bir iştah var ki böyle yiyor. Yoksa iştah olmasa yemeyecek. Her ikisi birbirinin içinde görünüyor. O görüntü birinci maksadın beslenmek, ikincisinin de iştah olduğunu bize öğretmişti. Şimdi buraya tatbik edersek, kainatta faaliyetin birinci sırrı aslında birinci hikmeti, Esma-i İlahiye'nin kendini görmek ve göstermek istemesi. Bu en büyük, kainattaki en büyük maksat bu zaten. İkincisi peki neden hararetli bir faaliyet bu peki? İşte burada biz şuunata çıkıyoruz. Yani esma ve sıfat dairesinden şuunat dairesine dair bir bilgiye ulaşıyoruz. O da şu, nasıl ki mahlukattaki faaliyet bir iştiha, bir iştiyak, bir lezzetten geliyor ve hatta her bir faaliyette kat'iyen bir lezzet vardır. Mahlukattaki faaliyet bir iştahın, bir iştiyakın, bir lezzetin varlığına işaret eder. Nasıl ki? Ve hatta her bir faaliyette kat'iyen lezzet vardır.
çalışan ve faaliyette bulunan her ruh bunu anlar ve bilir. İnsan için mesela buna ayrıca bir delil getirmeye gerek var mı? Yok. Çünkü bu hadsi delildir, fıtri delildir. Yani kendi üzerimizde de biz bunu enfüsi olarak bilebiliriz. Biz de bir işi yaparken severek yapıyorsak onda bir iştah, bir lezzet, bir iştiyak olduğunu anlarız zaten. Ve hatta her bir faaliyette katiyen bir lezzet vardır. Belki her bir faaliyet bir nevi lezzettir. Sonuç olarak her bir faaliyet bir nevi lezzettir aslında. Onun için bu atalet içerisinde duran, hareketsiz, durağan yaşayan mahluklarda bir miskinlik, bir tembellik, bir uyuşukluk hali ardından da mutlaka bir ruhi sıkıntı baş gösteriyor. Öyle değil mi? Öyle. Düşündüğümüzde bunu bulabiliriz. Mesela günümüzde insanların zamanı çoğaldığı için bakıyoruz biz, zaman çoğalmış, nasıl geçirileceğine dair bir bilgiye de sahip değilse, bir alışkanlığı, bir kültürü de gelişmemişse genellikle atalet ortaya çıkıyor, hareketsizlik yani. Hareketsizlik insanda hem maddi hem manevi bir yıkıma sebep oluyor, eğer önlenmezse elbette. Ve bu ataletin sonucunda daha tehlikeli şeyler ortaya çıkıyor hatta. Bir kısım ruhlar intihara kadar sürüklenebiliyor. Hayattan lezzet almamaya başlıyor çünkü. Yaşamanın anlamı kayboluyor. Çünkü atalette, hareketsizlikte lezzet giderek yok olduğu için hareketsiz ve yeknesak yaşayan insanlar, özellikle biz insanları konuşursak, diğer zihruhtan bahsetmiyoruz. O zaman bir sıkıntı hali ortaya çıkıyor. O sıkıntıyı giderebilmek için hatta kimi zaman olmadık bir takım hareketler de ortaya çıkabiliyor. Çünkü harekette lezzet var, faaliyette lezzet var. Her ruh o lezzeti almak istiyor. Bulamazsa sıkıntıya giriyor. Atalet sıkıntıya, sıkıntı da sefahate sebep olur diye de bir bağlantı kurulur biliyorsunuz. O bağlantıyı da hatırımızda tutalım. Hayatın lezzeti de sonuç olarak kaçıyor. Ve nihayetinde belki dediğimiz gibi bir ruh intihara kadar sürüklenebilir. Hayat lezzetini kaybettiği için, yaşama sevincini kaybettiği için. O yüzden buradan hareketle bir delil bulmaya çalışmamıza gerek yok. Kendimizden biliriz. Yeknesak istirahat döşeğinde yaşayan bir insana sorsak hep sıkıntıdan bahsedecek. Gün geçmiyor diyecek, vakit geçmiyor diyecek filan. Faaliyet içerisindeki bir insansa vaktin nasıl geçtiğini zaten anlamayacak. Her bir faaliyet çünkü bir nevi lezzettir. Çalışan insanlar mutludur. Sonuç olarak bunu demeye çalışıyoruz. İstisnalar dışında. İşte öyle de bu kainatta bizim delil aramadan kendi üzerimizde enfüsi delil bulduğumuz gerçeklik Cenab-ı Hak için temsil suretinde söyleyebiliriz. Şöyle bunu tatbik edersek. Burada öyle de diyerek bir geçiş yapıldı çünkü. Velillahil meselül âlâ fakat. Yani vereceğimiz temsil Cenab-ı Hakk'ın zatına değil şuunatına ilişkindir. Cenab-ı Hakk'ın zatından çıkan işlerine dairdir. Bu Rahman suresinde 29. ayet-i kerimede küllü yevmin huve fî şe'n ayetindeki şe'n kelimesinden geliyor. Şuunat dediğimiz o şe'nin çoğulu. Allah'ın işleri anlamında kullanıyoruz. Şimdi bakalım nasıl Cenab-ı Hakk'ın şuunatı kainatta hareketi netice veriyor. Onu da programımızı kısa bir dinlendirelim. İnşallah ondan sonra ikinci bölümde onu konuşalım. Yani şuunat-ı ilahiye kainatta nasıl faaliyete sebep oluyor? Onu ikinci bölümde konuşacağız inşallah.